Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. Trigonometride dördüncü dersimiz ki artık şakalar komiklik bir kenara güzel arkadaşım. Artık trigonometrik fonksiyonlara giriyoruz. Yani gerçek anlamda trigonometriye adım attığımız ders bu dördüncü ders oluyor. Sana sinüs fonksiyonundan, sana kosinüs fonksiyonundan, bunların mantığından ve hiçbirini ezberletmeden tamamen işin mantığını öğreterek tamamen zihinlere kazıyarak ilerleyeceğimiz derse hazır mısın? Elimizde kalem, önümüzdeki yatlar. Sinüs kosinüs fonksiyonu için o zaman birlikte söyleyelim. Gönder, gönder gelsin efendim. Evet. Ayet matematik serüvenim. Trigonometrinin dördüncü dersiyle devam ediyor. Ben sana dedim ki bugün sinüs kosinüs anlatacağım ama kurtuluşu yok hocam. Birim çember girecek bir kere piyasaya. Yani ben sana trigonometri başlığında devam ettiğim müddetçe birinci sayfa standart. Buranın çıktısını da iyi alma pdf'ten yani. Her derse koyacağım ben bunu. Birim çember nedir? Yarı çapı bir birim olan, merkezde olan, merkezi orijinde olan çembere birim çember denir ama bu sefer birim çemberde bir şeyler yapalım hadi gel. Ben birim çember üzerinde bir tane alfa açısı almak istiyorum. Normal şartlarda bu alfa açısını aldığında ve buradaki birim çemberi kestiği noktanın bana koordinatlarını yaz ne senin bana şunu yazmanı beklerim. Dersin ki x ekseninde hatta düştüğü noktaları da yazalım istersen. x ekseninde buraya düşer, y ekseninde buraya düşer hocam. O zaman buranın koordinatı x virgül y'dir. Yani şu uzunluk x birimdir, buradaki uzunluk y birimdir. Kabul müyüz efendim? Kabul. Şimdi şartlar değişiyor. Ben artık birim çemberde şunu kabul edeceğim. X eksenine kosinüs ekseni, Y eksenine sinüs ekseni diyeceğim. Ve bundan sonra artık hayatımız trigonometride bambaşka bir mecraya geçiyor. Yani hocam bunu bir siler miyiz? Sildim gitti. Artık ben buradaki P noktasının adını değiştirmek zorundayım. Hani öncesinde x ekseni ise x virgül y idi ya. Artık öyle değil. Kosinüs ekseni olduğu için kosinüs alfaya tekabül eden nokta. Burası sinüs eksenine tekabül eden nokta olduğu için sinüs alfa adını vereceğiz oraya da. Sinüs alfa. Peki bunlar ne anlama geliyor? Bakın buradan buraya kadar olan uzaklık yani kosinüs eksenindeki şu uzaklığa kosinüs alfa diyeceğiz. Kosinüs alfanın değerini bulmuş olduk. Eğer ben bu uzunluğu hesaplayabilirsem kosinüs alfanın değerini buluyorum. Hani misal geçen ders kosinüs 30 dedim ben sana 1 bölü 2 çıkıyordu ya. Hah Orada 30 derecelik açı alınca buradaki uzunluk 1 bölü 2 oluyormuş. Vav. Wow. Hani bu derse kadar, bugüne kadar 9. sınıftan bu yana hep ezber. Kosinüs, sinüs 30, 120. Pardon sinüs 30, 1 bölü 2. Kosinüs 60, 1 bölü 2. Nasıl? İşte sebebi. Mesela burası. Buradaki uzunluk ne olarak alınacak? Sinüs alfa olarak alınacak. Anlaştık mı? Peki biraz daha ben sana ayrıntıya gireyim. Sadece kosinüsle sadece sinüsü ve tanım aralıklarıyla birlikte inceleyelim. Hani az önce de söyledim artık bizim için burası kosinüs ekseni. Hocam artık burası bizim için sinüs ekseni. Peki ben geldim burada herhangi bir açı değeri aldım. Bu açı değerinin kosinüs ekseninde yaratmış olduğu şu uzaklığa biz ne diyeceğiz? Kosinüs alfa değeri diyeceğiz eğer alfa kadarsa. Peki gel şunu düşünelim seninle birlikte. Hocam bu kosinüs alfa değeri ne kadar çıkabilir? Ne kadar çıkabilir? Gel tahminen bulalım. Şimdi ben giderek sıfır dereceye yaklaşmaya çalışıyorum. Bakın derecemi giderek küçültüyorum. Ben derecemi küçüldükçe kosinüsün değeri bakın bu birim çemberdi. Tanımı belliydi, yeri belliydi, merkezi belliydi. Yarı çapı bir birim uzunluğunda olan. Buranın tamamının uzunluğu normalde bir birim. Ve ben giderek aslında açımı küçülterek sıfır dereceye yaklaştırarak hangi değere yaklaşıyorum kosinüste? Söyle. Söyle bire. Demek ki kosinüs sıfır derece aldığım gün benim kosinüs değerim 1 çıkacak. Ama gel gelelim ben kosinüsü birden daha küçük değerler aldığımda sen de görüyorsun ki bak giderek azalıyor giderek azalıyor giderek azalıyor ki ben ne zaman benim değerimi açımı 90 derece alırsam birim çemberde düşeyde kosinüs eksenini kestiği yer ne sırası olacaktır? Sıfır noktasının üstü olacaktır. Kosinüs sıfırın cevabı ne çıkacak? 0 dok pardon. Kosinüs 90'ın cevabı ne çıkacak? Sıfır çıkacak. Olayın mantığı buradan geliyormuş ya devam ediyorum bitmedi. Ben açımı büyütüyorum hocam. Belki daha da büyürüz. Belki daha da büyürüz. Belki daha da büyürüz derken derken geldim. 180 derecelik bir açı aldım. 180 derecelik açının kosinüs ekseninde birim çemberi kestiği nokta neresi? Şurası. O zaman kosinüs 180 derecenin cevabı ne çıktı? Eksi bir çıktı. Burası da bu arada eksi bir noktası. Olay anlayabildim mi? Anladın. O zaman kosinüs için bana söyle. İstediğin kadar dolaş birim çemberin etrafını alabileceğin en büyük değer kaçtır? 1'dir. En küçük değer kaçtır? Eksi 1'dir. O zaman biz şunu yazabiliriz. Eksi 1 ile kosinüs x değeri ya da alfa değeri artı 1 aralığındadır. Ve eksi 1'e de eşit olabiliyor artı 1'e de eşit olabiliyor. Cık, muazzam bir bilgi. Bugüne kadar bunu asla ezberlemeden geldi. Yok bir yanlış söyle. Ay ezberletmeden geldim ezberletmeden devam edeceğim. Sana bu işin mantığını öğreteceğim güzel arkadaşım. Şimdi geldim sinüs eksenine, sinüs fonksiyonuna. Şimdi baktık burası neydi? Kosinüs ekseniydi. Burası neydi? Sinüs ekseniydi. Kapat 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 gözleri. Sinüs kosinüs görebiliyor musun? Sevdiceğini bırak. Bırak kenara trigonometride. Bırak onu. Bizim sevdiceğimiz birim çember. Kapattım gözlerimi. Sinüs ekseni görüyorum diyorsan. Şimdi gel bak. Sıfır derecenin oradan başlıyorum. Sıfır derecenin orada sinüs değeri acaba kime götürür beni? Bakın sinüs ekseninde kaça tekabül ettim? Sıfıra. Demek ki sinüs sıfırın cevabı beni sıfıra götürdü. Ya biz biraz açıyı büyütelim diyorum. Bak birazcık bir alfa açısı kadar aldım. Sinüs alfanın değeri hmm, yukarıya doğru çıktı. Sıfırdan büyüdük. Ya hadi gel biraz daha büyütelim. Giderek büyütüyorum. Giderek büyütüyorum ta ki sinüsü tam tamına 90 derecelik bir açı aldığımda birim çemberi nerede kestim? Sinüs ekseninde nerede kestim? Bu önemli bir ayrıntı. Bir de kestim. O zaman diyorum ki sinüs 90'ın cevabı birdir hocam. Cık, muazzam ya. Hee sıfırdan 1'e doğru giderken sinüsün değeri ne oldu hocam? Büyüdü. Sinüs şimdi geçtim 180'lere doğru gidiyorum ama sinüsün değeri giderek küçülüyor. Çünkü bizim bu eksende sinüs ekseninde kestiğimiz değer tam sinüs 180 olduğunda ne olacaktır? Sıfır olacaktır belli. Peki giderek büyüdüm 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 büyüdüm. Ta ki buraya kadar gelinceye kadar. Burası kaç dereceydi? 270 derece. Buradan buraya kadar dolandığında yani sinüs değerini burada kestiğimizde sinüs 270 derecenin cevabı nedir? Nedir? Eksi birdir. Sinüs 90 artı bir. Sinüs 270 eksi bir. Yani sinüs birim çemberin dışına çıkamadığı için. Kosinüs birim çemberin dışına çıkamadığı için. Eksi bir ile artı bir arasında. Ne iPhone'u ya sen bir sakin ol. Çıkamadığı için ne olacaktır? Artı 1 ile eksi 1 değeri arasında yer alacaktır. Eksi 1 küçük eşit. Sinüs x o da küçük eşit artı 1'dir. <laughs> Muazzam bir bilgiyi asla ezber. Yazardım ben sana işte kosinüs değeri eksi 1 ile artı 1. Yok böyle bir şey bize. Bütün her şeyi ben sana bu işin mantığını öğreterek anlatmaya devam edeceğim. Gel. Gel 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 gel. gel. Şimdi şunu anladım. Birim çemberi önüne koyduğumuzda buradaki arkadaşın kosinüs eksiğini buradaki arkadaşın sinüs ekseni olduğunu anladık hocam. Tamam süperiz. Peki biz nerede artı nerede eksi değerler alabildiğini anladık mı? Misal birinci bölgede ben bir açı seçtiğimde bir alfa açısı seçtiğimde bu alfa açısı kosinüs ekseninde pozitif değeri tekabül ediyor. Çok bariz çünkü birinci bölgede şuradaki değer yani birinci bileşen pozitiftir. İkinci bileşen o da pozitiftir. Sinüs de de ki bu kosinüs değerine tekabül eder. Buradaki arkadaş sinüs değerine tekabül eder. Birinci bölgede alayı ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Mantık tamam mıdır? Kapat gözleri ikinci bölgeye bir gidelim mi seninle birlikte? Lütfen. Lütfen benimle birlikte denemeni istiyorum. Bak ezbere konuşmanı istemiyorum. Yepyeni bir şey yapıyoruz seninle birlikte burada. Kosinüs eksenine de sinüs eksenine de dikmelerimi attım. Attığımda ben buranın koordinatlarını yazmak istersem eğer Birinci bileşen eksi ikinci bileşen hala pozitif tarafta olduğu için artı olmaz mı olur? Hocam senin birinci bileşen dediğin şey kosinüse götürür beni ikinci bileşen dediğin şey sinüse götürür. İkinci bölgede sinüsün değeri hala pozitiftir ama kosinüs negatif değer alır. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Bak güzel arkadaşım sinüs 120'nin cevabı nasıl bir cevap olacaktır? Hocam pozitif niye? Ben 120 derecelik bir açı aldığımda kaçıncı bölgedeyim? İkinci bölgede. Ben kosinüs 120'yi aldığımda kaçıncı bölgedeyim? İkinci böl o zaman sen negatif olacaksın arkadaş. Biz bu işin mantığını ermeye başladık. Şimdi önce biz o sinüslerin kosinüsleri nerede artı nerede eksi olduğuna karar vereceğiz. Ardından her yerdeki değerini hesaplayabileceğiz. Önce artı mı eksi mi karar verdim. Sonra değerini yazacağım. Ama acele etme. Adım adım benimle birlikte ilerliyorsun. Üçüncü bölgeye geldim. Üçüncü bölgede bir tane yine açı aldığımda üçüncü bölge dediğimiz yer neresidir? 180 derece ile 270 derece aralığında bir yerdir. Ben burada bir değer aldığımda ve bu değeri hemen x ekseninde dikme, y ekseninde dikmeler çaktığımda x ekseninde attığım dikmede pozitif pardon negatif. Y ekseninde attığım dikmede ne olacaktır? Negatif olacaktır. Yani ben şu sonuca varıyorum. Bu taraf hocam kosinüs değeri bu taraf hocam sinüs değeridir. Kısaca kosinüs de negatif, sinüs de negatif olacaktır. Üçüncü bölgede sinüs negatif, kosinüs negatif. Geldim sonuncu yani dördüncü bölgeye. Dördüncü bölgede de bu sefer ne olacak? Ben x eksenine doğru bir dikme daha doğrusu kosinüs eksenine bir dikme artık o bizim için kosinüs ekseni x ekseni falan kalmadı. Ben bu tarafa doğru dikmeleri attığımda artıya eksi olarak gelecektir. Şunu anlıyorum kosinüs değerim artı sinüs değerim eksi olacaktır. Diyorum ki dördüncü bölgede kosinüs değerim kesinlikle ama kesinlikle artı hocam. Sinüs değerim kesinlikle ama kesinlikle eksi hocam. Oldu mu? tek bir ezber yapmadık. Şimdi açarsın kitaplara bakarsın der ki sinüs sıfırın değeri budur sinüs doksanın değeri budur yok bizde. Biz gözümüzü kapatacağız çat diye cevabı söyleyeceğiz sen. hazır mısın? Diyorum ki şunu biliyor musun gözünü kapattığında sinüs ekseni dik olarak geliyor eski y ekseni kosinüs ekseni böyle geliyor. Şuradaki nokta maalesef her seferinde eksi bir olarak düzeltmem gerekiyor ama sen zaten mevzuyu anladın. Şimdi gel benimle. Sinüs sıfırın değerini hesaplayacağım. Sinüs sıfır demek sıfır derecelik bir açı al demek. Aldım hocam. Bak bu sıfır derecelik bir açıdır. Niye? Kosinüse doğru gittim. Hiç kaldırmadım yukarıya doğru. Bunun sinüs ekseninde kestiği yer neresidir? Sıfırdır. Sinüs ekseninde tekabül ettiği yer sıfırdır. O zaman sinüs sıfırın cevabı sıfır olmalıdır. Peki kosinüs sıfırın cevabı nedir? Kosinüs ekseninde nereyi kesiyorsun? Biri kesiyorsun. O zaman kosinüs sıfırın cevabı birdir. Lütfen ezberlemeye çalışma patlarsın. O kadar çok veri var ki ezberlenemez. Bu işin ancak mantığı öğrenilebilir. Öğrendiğin gün trigonometri bitmiştir senin için. Topu topu şurada dördüncü, beşinci, altıncı dersi mı? tamam trigonometri böyle çorap söküğü gibi gelecek bize. Geldim sinüs 90'a. Sinüs 90 demek dik açı aldım. demek. Dik açıyı aldım şöyle. 90 derecemi gösterdim. Sinüs ekseninde nereyi kestim? Artı 1'i kestim. Çok bariz. Bak ilk sinüs ekseni dediğim yer. Burası birim çemberde de sinüs ekseninde de kestiğim nokta 1'dir. Sinüs 90 1. Peki kosinüs 90 kaç? Kosinüs 90 kapat gözünü. X eksenini nerede kesersin 90 derecelik açı aldığımda? Sıfırda keserim hocam. Kosinüs 90'ın cevabı sıfır. Biraz hızlanalım hadi bakalım. 180 derecelik açı aldığımda bunun uzantısı nereye düşüyor sinüs ekseninde sıfıra düşüyor. Ama biz burada kosinüs ekseninde nereye geldik artık? Öbür tarafa doğru. Kapat 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 gözlerini. Kapat, kapat. kapat. Kapatıyor mu sen gözlerini? Ya ben dalga mı geliyorum? Ben sana anlatmaya çalışıyorum. Kapat gözlerini anlat Kapattın gözünü. Sonra açacağız. Sonra açmadınız hocam diye bir sürü yorum gördüm. O 3 milyon izlenen videonun altında. Belki 1 milyonu açmadık hocam biz gözleri. Ders böyle bitti diyor adam. Allah. <laughs> sen açarsın artık. Söylemedi demezsin. Artık ben de işin uzmanı oldum tamam. Aç dememiz gerekiyor. Şimdi 180'e geldim. Gözün kapalı. E, Ali hareketi yapıyorsun hocam. Gözün kapalı ama. Bir gözünü daha aç o zaman. Bir gözünü kapat bir gözünü aç. 180'desin. 180'deysen nereyi kesersin? Eksi 1'i kesersin kosinüste. Oldu mu sana eksi 1? 270 dibe inersin aşağı inersin. Sen bu aşağı indiğinde sinüste nereyi kesersin? Eksi 1'i keserim. Onun uzantısı kosinüs ekseninde ilk ekseninde nereye tekabül eder? Sıfıra tekabül eder. Tam tur attığında aslında senin cevabın kosinüs 0 360 ile aynı değere ulaşacaktır. Yani sinüs 0 neydi? 0'dı. Sinüs 360 da 0. Kosinüs sıfır neydi? Birdi. O zaman kosinüs 360 o da birdi. Bir sürü de her var burada tek bir ezber yok. Sadece birim çember sadece tanımlar üzerinden ilerliyoruz. Şimdi bunları gerçekten anlayıp anlamadığını buradaki sorudan anlarım ben. Başka yerden çözemem arkadaşım. Şimdi diyor ki ifadelerin eşitlerini bulunuz diyor. Birinci maddeden başlayalım. Kosinüs 180. Kosinüs Allah gitti birim çember yoksa yapamazsın sen bunu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Önce a bu soru işaretiymiş. Çok özür diliyorum nasıl geri dönüyoruz buradan ya? Aa, hocam kaldım burada. Vallahi kaldım burada. Aa, buradan nasıl dönüyoruz? Dönemedim dur. Şimdi döndüm galiba. Az bekleteceğim. Az bekleteceğim. Oraya yeni bir tuş atamamız lazım bizim yani. Tamam. Tamam. Ben şimdi olayı çözdüm. Sen bekliyorsun ama değil mi ya? Buraları kessek mi acaba? Ya da doğallıktan yanamayız biz ya? Bilemedim ki. Şimdi şunu, şunu değiştiriyorum. Şunu ekliyorum. Tamamdır. Okey diyorum. Tamamdır. Tamamdır. Galiba oldu. Biz bir sayfaları değiştirip kontrol edelim böyle hep böyle yarım kalacak ha yarım kalmıyor. Nerede kalmıştık? Daha anca bu sayfaya geldik hocam ha. Şimdi diyorum ki ben sana gel bir tane ne çizelim biz seninle birlikte? Ha, şöyle doğrusal x y koordinatlarını çizelim. x y koordinatında birim çemberi de çizdik mi? Çizdik hocam. Diyorum ki kosinüs 180. Kosinüs 180 burası kaçtır? Eksi birdir hocam. Ya sinüs 180. Sinüs de uzantısı nereye gidiyor? Sıfıra gidiyor hocam. Eksi sıfırın cevabı nedir? Eksi birdir. Geldim iki numaralı soruma kosinüs 360. Kosinüs 360 ne demek? Tam tur atıyorsun buraya geliyorsun. Nerede kesiyorsun senin kosinüs dediğin ekseni? Artı 1'de kesiyorsun. Artı sinüs 90. Ne yapıyorsun? Dik açı oluşturuyorsun. Burayı nerede kesiyorsun? Yine de burayı en tepede dik yerde kesiyorsun. Cevap 1 bir, bir daha ne yaptı? 2 yaptı. Geldim 3. fonksiyonuma. Sinüs 270'e. 270 derece demek şu aşağı noktada dur demektir. Geldim şuradaki aşağı noktada durdum. 270. Sinüs ekseninde nereye tekabül etti? Dikkat et. Eksi 1'e tekabül etti. Eksi dedim. Kosinüs 180. Kosinüs 180 nerede bırakıyordu beni? Kosinüs 180 burada bırakıyordu. Eksi 1'di. Sen bu olayı anladığın an bu sorular bitti. Eksi 1 artı 1 birbirine götürdü. Cevap sıfırdır dedim. Bu tarafı hallettim. İlk seferde biraz zor olabilir. Ama birim çemberi çizersen işlerin daha kolay olacak. Evet hayal edeceğiz daha sonra. Şimdilik çiz. Kabul. Şimdilik çizebilirsin. Yine birim çember olayı. O zaman diyorum ki gel biz birim çemberimizi çizelim. Ne kasacağım kendimi ya? Önce birim çemberimi çizerim sonra rahat ederim diyorum kendi kendime. Birim çemberimi çizdim tamamdır. Diyor ki bana eşitsizliklerin doğru olup olmadığını test eder misiniz? Kosinüs 150. Kosinüs 150 dediğin değer şuraya falan gelmeyecek midir? 150 derece geldi hocam. Kosinüs değeri dediğin şey yani x ekseni üzerindeki yer değil midir? Orasıdır hocam. Artı mı eksi mi bana onu söyle eksi hocam. Yani biz birinci değerimizi eksi bulduk kosinüs 150. Sinüs 220 Ha bize söyle soru lazım işte bak burası 280 180'de 180 özür dilerim. Burası 275'te yazamadım 270 75 ne ya? 270 derece 220 derece dediğim yer şurada 3 bölgede olacak mıdır 3 bölgede sinüs değeri yani y ekseni negatif midir negatiftir? Eksi ile eksinin çarpımı pozitiftir o zaman cevabım sıfırdan büyüktür bitti. Gelsin ikinci soru. Gelsin ikincisi. Bunu anladın değil mi sen? Süper. Bunu silebilirim değil mi artık? Bence burayı çözdün sen. Şunları bir sil bakalım. Şunları bir sil bakalım. Tamamdır. Hemen yine ben geldim burada çemberimi çizdim. Çemberin içerisine oturtturdum benim hemen koordinat düzenimi. Bu da tamamdır. Kosinüs 110. 110 nereye tekabül eder? Hocam ikinci bölgeye tekabül eder. İkinci bölgede kosinüsün değeri nedir? Hocam eksidir. Artı diyorum. Niye toplama işte Sinüs 310. Sinüs 310 dediğim değer buraya bir yerimi tekabül eder? Kaçıncı bölgede olacak? 270 ile 360 derece arasında bir yerdir sinüs dediği için y ekseni y ekseni dediği için negatif. Eksi sayı ile eksi sayının toplamı eksidir. Yani sıfırdan küçüktür. Birinci madde doğru. ikinci madde kesin doğru bunlar. Geldim üçüncü ve son maddeye bakacağım şimdi. Biraz kalabalık orası. Bakalım halledebileceğiz mi? Yeni bir birim çember. Gerek yok hocam. Şimdi ben önce kesir çizgimi bir çekeyim. Çektim. O nasıl bir kesir? Kosinüs 320. 320 dediğim şey kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüsün değeri Eksidir hocam çarpı. Kosinüs 140. 140 dediğim şey kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün değeri nedir? Ezber yok. Ezber yok. Eksidir hocam. Eksiyi çaktım. Kosünüs, sinüs 310. Sinüs 310 dediğim yer yine bu bölgededir. Ve sinüs 310 dediğim değer yine eksidir. A eksi eksi birbirine artı yaptı ama bir tane eksiğim kaldığı için cevap sıfırdan küçüktür. Üçüncü madde de doğrudur. Çok şükür 20 dakikada ancak bunları anlattık. İşin mantığı bitti. Şimdi sadece soru anlatacağım ben sana. Sadece soru çözeceğim. Şimdi bu en başta anlattım. Sinüs ile kosinüsün tanım aralıkları vardı ya. Eksi 1 ile artı bir aralığında geziyor. Şimdi onunla ilgili sorular nasıl geliyor biliyor musun? Diyor ki bana A değeri verdim sana diyor. İki tane kosinüs x eksi 2. A'nın alabileceği kaç tane farklı tam sayı değeri vardır? Benim A'yı bulmam lazım. Ama ben sadece burada kosinüs x'in değer aralığını biliyorum. Neydi o? Kosinus x'in değer aralığı hocam artı 1'den küçük olacak eksi 1'den büyük olacak. Süpersin de bana iki tane kosinüs lazım. O zaman diyorsun ki her tarafı 2 ile çarparım hocam. 2 ile çarptım 2. 2 ile çarptım iki tane kosinüs X 2 ile çarptım artı 2. Yetmez. Diyorum ki her yerden 2 çıkarmalı lazım her taraftan eksi 2 çıkartalım bakalım. Eksi 2 çıkardık burası ne oldu? Eksi 4 oldu. Buradan eksi 2 çıkardık ne oldu? 2 kosinüs eksi 2. 2 çıkardık ne oldu? 0 oldu. Şimdi diyorum ki bak arkadaşım bu değer A değeri. Bu A değeri sıfırdan küçük eşit ama kimden büyük eşit? Eksi dörtten. A'nın alabileceği farklı tam sayı değerlerini soruyorsun. Eksi dört olur, eksi üç olur, eksi iki olur, eksi bir olur, sıfır olur. Kaç tane var burada? Beş tane tam sayı değeri vardır dedim A için. Vurdum cevabı beşe. Geçtim sıradaki soruya. Burada önemli ayrıntı ne biliyor musun? A'nın alabileceği büyük tam sayı değerini bulun diye. Bazen sorularda hata yapılabiliyor. Şuradaki değerler birbirinden farklı değilse an alabileceği değer hakkında şimdilik yorum yapamam. Bunlar farklı açılar olmak zorunda. Yani 3x bir 2 ya birbirinden bağımsız şeyler. O zaman başlayalım artık. Şimdi iki tane farklı var ama biz sadece birisi hakkında yorum yapabiliyoruz ya da diğeri hakkında. Ne yapalım biliyor musun? Kosinüs 3x'i bir yazalım. Hocam burası 3x olunca bir şey değişir mi? Hayır. O başta başına bir açıdır. Benim için hiç önemli değil. İster 5x yazsın ister 1000x yazsın. Ben Hangi x'i yazarsam yazayım içeriye 360, 460, 520 aklına geliyorsa cevap her zaman kosinüsle eksi 1 ile artı 1 aralığında. Aynısı sinüs için de geçerli. Ama ona geçmeyeceğim. Ben diyorum ki 3'te çarpmam lazım. Herkese 3'te çarptım. Benim elimde şöyle bir değer var. Kosinüs 3x küçük eşittir. Artı 3. Burası kabul galiba. Şimdi geldim şu tarafa. Sinüs 2Y yazıyor hocam. Ortalık karışır mı? Kafam karışsın mı? Hayır. Biz sinüste içeriye ne yazarsan yaz. Cevabın her daim artı 1 ile eksi 1 aralığında olabileceğini söyledik az önce. Şimdi diyorum ki bana eksi 5 lazım. Önündeki kat da lazım öyle yapma. Her tarafa eksi 5 ile çarpıyorum. Eksi 5 ile çarptım burası böyle. Eksi 5 ile çarptım şurası şöyle yazıldı. Eksi 5 ile çarptım burası da böyle yazıldı. Sonra soru bana diyor ki bunları yan yana yazman lazım. Nasıl yazarsın? Getiririm bu arkadaşı bunun altına yerleştiririm. O da nedir? Eksi 5 küçük eşit. Eksi 5 sinüs 2 tane y. O da küçük eşit artı 5. Ardından tek yapmam gereken bu arkadaşları alt alta koyup toplama işlemi yapmam lazım. Eksi 3 eksi 5 tane yaptı. Eksi 8 yaptı. Küçük eşit. Artık bu iki değer bize A değerini verecektir alt alta toplanınca. Burası artı 8 yaptı. En büyük tam sayı değeri. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? 8'dir. Vurdum cevap 8'e. Çok tatlıydı be dedim. Bazı arkadaşlar şimdi hocam niye bu kadar uzattık? Kosinüsün değerinin alabileceği en büyük değer 1'dir. 3 çarpı 1 değil mi? Sinüsün alabileceği en küçük değer. Niye en küçüğü hesaplıyorum? Öne eksi olduğu için. Eksi 1'dir. Çarptım artı 5 geldi. 3 5 daha 8'dir. Hocam cevap 8. Niye bu kadar uğraştınız? Ben önce işin mantığını anlatayım. Kısa yolu arada kaktırır göndeririz. Gel. Eşitliğinde x gerçek sayısının alabileceği değerlerin toplamı nedir? Aslında az önceki sorudan farkı yoktur. Ama ilk bakışta insanın kafası da karışmıyor değil. Ne yapacağım? Şunu yapacağım. X'i yalnız bırakacağım. X'in gerçek... X'in değer aralığını soruyorsun. Tamam X'i bir yalnız bırakalım o zaman diyorum ben de sana. 2 tane sinüs x eksi 1 bölü 2 yazdım mı yazdım. Hocam her yeri 3'e mi böle? böleceksin? Tabii. Her tarafı 3'e bölüyorum. 2 bölü 3 çarpı sinüs x eksi 1 bölü 6. Ne yaptım anlıyorsun değil mi? Bunun altına bölü 3 yazıyorum. Bunun yanına çarpı 3 yazıyorum. Çünkü bölünün anlamı aynı olduğu için. Ben şu değere ulaşmalıyım. Ama benim tek bildiğim bir şey var. O da sinüs x değeri hocam. Çünkü sinüs x değeri artı 1 ile eksi 1 değeri aralığında. Hah buna benzeteceğiz. Herkese 2 bölü 3 ile çarpıyorum. Eksi 2 bölü 3 küçük eşit 2 bölü 3 çarpı sinüs x o da küçük eşit 2 bölü 3 biter mi bitmez. Ben bir de her yerden kaç çıkaracağım? Eksi 1 bölü 6 çıkaracağım. Eksi 2 bölü 3 eksi 1 bölü 6 çıkarttım devam ettim. 2 bölü 3 sinüs x eksi 1 bölü 6 küçük eşit 2 bölü 3 yazamadım. Eksi 1 bölü 6 şimdi yazdım. Dedim ki gel bunların bir de paydalarını eşitleyelim. Şuna 2 bastım şuna 2 bastım. 2 kere 2 eksi 4. Bir de buradan eksi 5 bölü 6. Küçük eşit. Artık bu arkadaş tanıdık bana. Niye? Bu x. x'in kendisini anlıyorum. x'in gerçek sayı değerlerini sayısında alabileceği değerlerin toplamını soruyor bana. Gerçek sayısının alabileceği değer. Tam sayı değerlerinin olacaktı ya. Tam sayı değerlerini yazmadım ben nasıl toplayacağım bulacağım onları. Olmaz saçma olur. Neyse bir bulalım önce. Devam ettim. Buradan. E, ee, şunu 2 ile çarptık. Şurası 4 geldi. 4 geldi. Şurası eksi 1 geldi. Şurası 2 kere 3'ten 6 geldi. Artık en son şunu yazdım. Eksi 5 bölü 6 küçük eşittir x. O da küçük eşittir 3 bölü 6'dır hocam dedim. Eşitliğinde x gerçek sayısının alabileceği değerler toplamı şuradan baktığımızda tam sayı değerlerinin toplamına bakmak istiyoruz. Yoksa milyon tane değer var. Ben buraya tam sayı yazayım ya gerçek tam sayısının x tam sayı değerlerinin alabileceği x tam sayı değerlerinin yazalım. Tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır dedik. Şimdi şurada bakalım. Nereden nereye gidiyoruz? Eksi 5 bölü 6 burada. 3 bölü 6 burada. Arada kim var? Arada sadece 0 var ya. X'in alabileceği tam sayı değeri sadece 0'dır. X eşittir 0'dır derim. Vurdum cevabı. Geçtim sonraki soruya. Yine farklı bir soru. Yukarıda şekilde boyu B santim, eni A santim olan bir dikdörtgen verildi kosinüs x a'ya sinüs x b'ye eşit dikdörtgenin çevresinin santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Var ya bu soru yani bunun yanına sazan çizmeden ben nasıl gidemem gidemem. Bu soru arkadaşlar tam bir sazan sorusu. Burada sazanları avlayacağız. Hocam ne sazanı kolay soru diyeceksin. Gel bakalım o zaman. Şimdi sen diyeceksin ki hocam gel bir çevreyi hesaplayalım. Çevre dediğim şey nedir? İki tane a alacağım. A artı iki tane de kısa kenar olduğu için iki tane de b alacağım. Ben bunun santim cinsinden değerini istiyorum. Ama benim elimde ne var? Sadece A'yı biliyorum. A dediğim şey neye eşit? Kosinüs x'e. Kosinüs x dediğim şey neye eşit? Artı 1 ile eksi 1 aralığına. Bak benim 2 A'ya ihtiyacım var. Çevreye gidiyorum ya. 2 ile çarpıp geleceğim. Eksi 2 tane 2 çarpı kosinüs x küçük eşit artı 2. Aynı mantı eksi 1 küçük eşit sinüs x küçük eşit artı 1 yazdığımda da benim yine 2b'ye ihtiyacım olduğu için bak burası b burası A. bunlardan kaç tane ihtiyacım var 2 i̇ki tane 2 ile çarpar yine altına yapıştırırım hocam bu soru çok kolay emin misiniz ya artı 2 hadi gel bakalım toplayalım topladığımda biz bu değerlerin toplamına gidelim bakalım eksi 4 küçük eşit Artık neyi elde ettim? Çevreyi elde ettim. Küçük eşit artı 4. Süpersin. Yaz bana kaç tane tanım değeri aralığı olduğunu. Gerçi çok belli ettim burada numarayı. Çok belli ettim Arkadaş çevre dediğin şey şimdi eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi eksili değer alır mı? Sıfır olur mu? Cık, sıfır olur mu? Saçmalama. Ama bir olabilir. O kadar küçük sayılar alırım. Bir olur, iki olur, üç olur, dört olur. Kaç tanedir? Dört tane değer alabilir. Sen var ya köfte. Çok fena sorusun. Çok. Şimdi tanım aralığı Iı, tanımlı olduğu aralıkta değil aşağıdaki aşağıdakilerden demişim aşağıya bir şey yazmayı unutmuşum ifadekilerden hangisine eşittir buradakilerin değeri ne bunlar hocam mutlak değer bir şey söyleyeceğim mutlak değerin içi eğer ki sıfırdan küçük eşitse işaret değiştirip çıkarıyorduk dışarı işaret değiştirip dışarı çıkarıyorduk eğer ki mutlak değerin içi sıfırdan büyük eşitse aynen dışarı çıkarıyorduk Öyle mi değil mi? Bu mutlak değerin tanımı ha ben bunu baştan anlatmayacağım sana. Şimdi diyorum ki mutlak değer içerisinde şöyle bir ifade var. Ben bu kosinüs x'ten kosinüs x dediğim değer neydi hocam? Artı 1 ile eksi 1 aralığındaydı. Kaç çıkarıyorum? Eksi 1. Çıkar bakayım biri. Eksi 2 küçük eşit kosinüs x eksi 1 küçük eşit 0. Bu değer kesinlikle kimden küçük eşit? Sıfırdan küçük eşit bu değer. Burada bir şey yok. Eksi kosinüs x eksi bir değeri kimden küçük eşit? Sıfırdan kesinlikle küçük eşit. küçük mü hocam? O sıfırdan büyük olmasın ya. Bir daha düşünelim. Şimdi bakın. Şöyle de bir şey vardı hatırla. Mutlak değer içerisinde eksi a aynı zamanda kime eşitti? Artı a'ya eşitti. Ben de diyorum ki aslında burada ne yazıyor? Kosinüs x artı bir yazıyor. E kosinüs x dediğim şey artı 1 ile eksi bir aralığındaydı. Her tarafa bir ekleyince kosinüs x değeri sıfırdan büyük oldu mu oldu? He, burası sıfırdan büyük eşit. Bu arkadaş sinüs x'ten bir çıkardığıma göre sıfırdan küçük eşittir. Muazzam soru oldu ya. Muazzam soru oldu. Şimdi çözmeye geçiyorum. Diyorum ki burası sıfırdan küçük eşitse dışarı nasıl çıkıyordu? Mutlak değerin tanımı gereği işaret değiştiriyordu. Adı ne oldu? Eksi kosinüs x artı bir oldu. Dikkat et eksi artıya dönüş. Hocam buradaki eksiye dokunamazsın. Dokunamam tabi orada bir şey yok çünkü. Ama şunları götürürüm ben. Hatta yukarı eksi parantezine alırım. Hazırlıklarımı yapar seni beklerim burada. İndim aşağı kadar. Eksi kosinüs x eksi 1. Aslında o değer kime eşit mutlak değerde? Kosinüs x artı 1'e. Dışarı çıkar? Aynen çıkar. Aynen dışarı çıkar. Niye pozitif? Çünkü sıfırdan büyük. Kosinüs x artı bir mutlak değer girdi mi işin içine? Zaten zor olmayan sorun var. Önünde eksi var. Burası sıfırdan küçük olduğu için sinüs x eksi ver. Dışarı nasıl çıkar? İşaret değiştirip çıkar. İşaret değiştirip çıkar. Eksi sinüs x artı bir. Dedim ki gel yan tarafa geçmeyelim. Önce şu eksiyi şurada bir dağıtalım. Bizim elimizde ne var? Birlikte görelim. Kosinüs x artı bir. Artı sinüs x Eksi 1. Cırt sana cırt sana. Burada ne kaldı? Sinüs x artı kosinüs x kaldı. Cırt sana cırt sana. Geriye ne kaldı? Tertemiz bir eksi 1 kaldı. Vurdum cevabı eksi 1'e. Güzel bir soru. Aslında ÖSYM sorar tadında bir soru. Bu soru arkadaşım. <laughs> Ses de gitti bu arada. Ben sana herhangi bir tane sinüs x fonksiyonu verdim. Dedim ki fx eşittir sinüs 3x eksi 4. Hani bak buradaki ifadelere çok takılma. Bu bir derecedir. İstediğim dereceyi yazdım gibi düşünebilirsin. Bunu anladım. Dedim ki ben sana fx artı 6a eşittir 17 ifadesini sağlayan a tam sayısı kaçtır? Nasıl çözdüğünüz hocam bunu? Şimdi ben a'yı istiyorum. Şimdi ilk mantık nedir? A'yı yalnız bırak. Hayır bu soruda onu yapmayacağım. Diyorum ki Fx'i yalnız bırakalım. Fx dediğim ifade aslında kaça eşit? 17 eksi 6 A'ya eşit. Dedim ki bak elimde böyle bir veri var benim. Bunu ben yıldızladım kenara koydum. Şimdi düşünüyorum. Ya arkadaş burada Fx fonksiyonu var. Bu Fx fonksiyonunun ne olduğunu biliyorum ben. Sinüs 3x eksi 4. Bu arkadaş kimdir? fx'tir. Ama ben bir şey daha biliyorum. Ya arkadaş ben senin özüne bakarım sinüsüne. Ya içinde ne yazdın? Umurumda değil. Sen istediğini yazabilirsin ama senin üstün değeri asla değişmez. Artı birle ile eksi bir aralığında bir yere oturmak zorunda. X istediğin kadar büyük, istediğin kadar küçük var. Bunun değeri burada arkadaş. Ben şuna vardım o zaman. Eksi bir değeri küçük eşittir fx'ten. O da küçük eşittir artı birden. E tamam da biz kime fx dedik? Şu ifade. Gel yerine yazalım. Eksi 1 küçük eşittir. 17 eksi 6a'dan. O da küçüktür. Artı 1'den. At 17 buraya. Eksi 18. Küçük eşittir. Eksi 6a. O da küçük eşittir. Eksi 16'dan. Bu tarafa da attık ya. Eksi 16 oldu. Tamam. Her tarafı kaça böleceğim? Eksi 6'ya böleceğim. Eksiyle bölme eşitsizlikler de var ya tam sazan yeridir. Eşitsizlikler kesinlikle ama kesinlikle yön değiştirir. 3 büyük eşittir A'dan. O da büyük eşittir. 16 bölü 6. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 3. Bu da 2 virgül 6 da diye bir sayıya tekabül ediyor. Bir dakika ya. A tam sayısı kaçtır diyor. Şimdi bak sayı doğrusuna bir bakar mısın? Şimdi sayı doğrusunda 2 burada. 2 virgül 6 burada. 3 burada. Senin x a dediğin sayı şu aralıkta bir yerde. Buna da eşit olabilir. Buna da eşit olabilir. Ama ben tam sayı değerini aradığıma göre a değeri eşittir tam sayı olarak kaç olmak zorundadır? Üçtür. Vurduk cevabı üçe. Gönder gelsin dedik. Bir abc... Bu da muazzam bir soru. İç açıları X, Y, Z olmak üzere. ifadelerinden kaç tanesi doğru olabilir? Birinci maddeyle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki sinüs x çarpı kosinüs y küçüktür sıfır. Nasıl mümkün olabilir bu? Bunun mümkün olabilmesini düşünüyorum. Şimdi X Y Z açıları var ya diyorum ki Y açısı burası olsun, X açısı burası olsun, Z açısı burası olsun. Bu nasıl bir açı düşündüm ben kafamda? Geniş bir açı düşündüm. X'i nasıl bir açı düşündüm ben? Dar açı düşündüm. Geniş açı kaçıncı bölgededir? Nerede kaçıncı bölgededir hocam? Oo! oo, oo. İlla çizdirecek bana ya. İlla çizdirecek bana ikinci bölgedeki bir açıdan bahsetmiyor muyumdur ben aslında geniş açı aldığımda bir üçgenin iç açısı. 90 ile kaç arasındadır? 180 arasındadır. Geniş açıdır. Geniş açının kosinüs değeri. Bilerek bunu eksili seçtim. Eksi olabilir. Sinüs x dar açıdır. Artı olabilir. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Sıfırdan küçüktür. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğru. Olabilir. Olmaya da bilirdi. Ama doğru olabilir dediği için onayladım. Geldim ikinci maddeye. Mükemmel bir yorum sorusuyla devam ediyoruz gençler. Sinüs x çarpı sinüs y çarpı sinüs z'nin cevabı büyüktür sıfır. Arkadaş ben nasıl bir üçgen seçersem bu mümkün kılınabilir. Gel birlikte bakalım. Ben x, y, z dar açılı bir üçgen seçersem derim ki sinüs x birinci bölgede artıdır. Birinci bölgede sinüs y artıdır. Sinüs z birinci bölgede artıdır. Artıların çarpımı sıfırdan büyüktür. Tabii ki kesinlikle doğrudur. Olabilir. Geniş açılı bir asandır çıkıyorsunuz çünkü ikinci bölgede de artık Oradan da yırtıyor. İstersen dene. Ben çözmeyeceğim onu. De. Üçüncü ifadeye geçtim. Şimdi diyor ki bana ha bu kritik duruyor değil mi? Sinüs x artı kosinüs y'nin cevabı sıfırdan küçük olabilir mi? Nasıl mümkün olabilir? Aslında az önce o geniş açılı muhabbeti yapmıştık. Şuraya y açısı, şuraya x açısı demiştik. Bak, bunun cevabı kesin pozitif. Kosinüs y'nin cevabı negatif ya ben öyle bir negatif değer seçeceğim ki 180'e olabildiğince yaklaştıracağım ki kosinüs değeri dikkat et 180'e yaklaştıkça küçülüyordu en küçük değerini alıyordu eksi 1'e çok yakın oluyordu bunu da 90 90'a yakın pardon bunu da 0'a yakın değer seçeceğim seçerim niye seçmeyeyim niye seçmeyeyim seçerim ve bu değer bundan büyük olur daha doğrusu daha küçük olur mutlak değerce büyük olur ve toplamları eksi çıkabilir toplamları eksi çıkarsa eğer cevap sağlanır. Doğru olabilir dediği için doğrudur. Ya arkadaş illa açı ver hocam ben anlamıyorum. Vereyim bak 178 derece diyeyim. Buna 1 derece diyeyim. Buna da 1 derece diyeyim. 178 derece ne kadar büyük bir kosinüs değeridir. Görmen için yapayım. Aslında bunları ben nerede anlatacağım biliyor musun? Trigonometrik fonksiyonların sıralanışında tekrar anlatacağım. Hani tahminen acaba bunun değeri neyden büyüktür dediğinde he diyeceksin benim jeton düştü hocam diyeceksin. Ama ben zahmet edip şimdiden anlatıyorum sana. Şimdi 178 dediğim yer neredeyse eksi 1'e çok yakın. Artı bir derece dediğim yer fonksiyonda bak neredeyse sıfıra çok yakın bir değer. E bu daha mutlak derece küçük bir değer. Zaten anlamıştık hocam niye bu kadar ayrıntıya girdin diyen bir tayfada vardır eminim. Dördüncü maddede ufak bir düzeltme yapmanız lazım. Bu haliyle karar veremem. Çünkü araya çarpma koyuyorum. Şimdi bu düzeltme ile birlikte soruyu çözeceğim. O yüzden küçücük bir kesinti oldu burada. Şimdi diyorum ki sinüs x çarpı kosinüs y'nin cevabı sıfır olabilir mi? Olabilir mi? Ya da ne zaman olabilir? Şimdi ben sana şöyle bir açı alsam. Desem ki 90 derecelik bir açı alsam. Ama bu 90 derece dediğim yer y açısı olsa. Neden bunu aldım biliyor musun? Çünkü kosinüs 90 derecenin cevabı sıfırdır. Bak bunu sıfır aldım. Bu istediği sayı olsun. Ya sıfırla çarpıldıktan sonra Hı. cevabı sıfırdır be. Vurdum cevabı. Alayı doğrudur dedim. Doğru olabilir dedim daha doğrusu. Günün son sorusuna, günün kitaptaki sorusuna geldik. Aslında yine tanım ile alakalı bir soru. Yine güzel bir soru. Barış öğretmen matematik dersinde aşağıdaki bilgileri tahtaya yazıyor. Bu da bu da bu da bu da. Ha bildiğimiz değerler zaten. Artı bir eksi bir aralığında tamam. Bu ifadenin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor Şimdi işin içinde mutlak değer varsa benim şu yorumu yapmam lazım. Dışarı nasıl çıkar? İçerisi pozitif mi negatif mi? Ona karar vermem lazım. O zaman karar verelim hadi. Şimdi sinüs x'in biz değer aralığını biliyoruz. Artı 1 ile eksi 1 aralığı. Ben 2 tane sinüs x diyorum. 2 tane sinüs x değeri elde ettik şu an burada. Tamamdır. Her taraftan 3 çıkardık. 3 çıkardım şöyle bir şey geldi. 2 tane sinüs x eksi 3. 3 çıkardım. Eksi 1 geldi. Bu ifade kesinlikle sıfırdan küçük. Yazıyorum buraya. Diyorum ki sen sıfırdan küçüksün. Mutlak değerin içinin sıfırdan büyük ya da küçük olmasının bilinmesi bize yeterli. Geldim kosinüs x'e. Kosinüs x'in cevabı normalde artı 1 ile eksi 1. Her tarafı eksi ile çarptığımızda değerimiz şöyle bir hal aldı. Şöyle tamamdır. Her tarafa 2 ekledim. 2 ekledim 3. 2 ekledim 2 eksi kosinüs x büyük eşit Artı 1. O zaman dedim ki sen sıfırdan büyüksün. Bu da sıfırdan büyüktür. Sıfırdan büyükse dışarı aynen çıkar. Birinci ifade. Diyorum ki sen sıfırdan küçüktün. İşaret değiştir çıkar. Eksi 2 sinüs x artı 3. Bu aynen çıkacak ama önünde eksi olduğu için o eksiyi uygulayıp çıkartırım. Eksi 2 artı kosinüs x. Artık işlemleri yapalım sadece. Sadece bir de bu işlem var zaten. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Eksi 2 tane sinüs x'imiz artı bir de kosinüs x'imiz var. Seçeneklere baktığımızda bir eksi 2 sinüs x artı kosinüs x de doğru cevabı. Adaları dedim. Vurdum cevabı Adana'ya. Geçemedim sayfayı. 6. föy. Sadece 6. föy. Hocam o bıraktığımız test vardı üçlü. O beklesin. Yedinci föyü anlatacağım. Diyeceğim ki dön geri o üç testi çözeceksin. Gerçekten önemli. Duy Nerede? Sen hep burada mıydın? Ben sana ödevi söylemedim mi? Öde burada yalnız. Öde burada haberin olsun. <laughs> tamam mı? Peki takvim nerede hocam diyeceksin. Hemen takvimi getiriyorum sana trigonometride. Neredeyiz birlikte görelim. Dördüncü föy. Ee, bir dakika üçü niye onaylamadın hocam sen? Dördüncü ve beşinci föyü bitirmiştik. Dördüncü günde altıncı föyümüzü bitirdik. Beşinci günü bekliyoruz. Trigonometride adım adım ilerliyoruz. Bakma yolumuz uzun olsa da bu kitap bitecek. Bu kitap birlikte bitecek. Hoş kal. Hoşça kal.